Bugün gördüğünüz söndürme ekipmanlarıyla profesyonel iftihacılar çalışabiliyor. Fakat sizin gönüllü olduğunuzu kim anlatmak ister dedim. Ne var içinde? Nasıl çıkıyor? Ne olması lazım? Neyi kontrol etmem lazım? Ben cihazımı taşırken sürekli bu taşıma kolundan tutuyorum. Üstteki çalıştırma kolu tıkıya elimi değdiriyorum. Bu yangın söndürme cihazları uzun süre sabit kaldığında sıktığınız zaman verimli köpükten ziyade sulu ya da tamamen iki elimizle tutmamız gerekiyor ki üst aksamı bozup tıkı kullanmayı tehlikeli. Pimimizi çekiyoruz arkadaşlar. Daha sonra hortumumuzu al ucuna al ucuna. Gördüğünüz ucunu bağlayacağım. İstasyon sizi yerine aldı. Evimizde bir yangın çıkabilir, komşumuzda, arabamızda bir yangın çıkabilir. Bunlara daha hızlı ve en iyi şekilde müdahale edebilmek için gönüllü itfaiyeciliğe başvurdum. Şu anda ilk eğitimimizi aldık. Daha da devamını alacağız inşallah. İtfaiyeciliğin zorluklarını burada görmüş oluyoruz. Biz yalnızca bir eğitimde bu zorlukları çekerken aslında itfaiye mensuplarının ne kadar uzun sürelerde zorluklar çektiğini anlıyoruz. Tabii onlara buradan minnettar olduğumuzu da söylemek istiyorum. Buraya gelme amacımız insanlara yardımcı olabilmek bir nebze de olsa. Yangınlara hangi maddeyle yaklaşabileceğimizin veya ne gibi durumlarda müdahale edebileceğimizin bilgilerini verdiler bize. Daha da iyi eğitimler alabileceğimizi düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne bu konu hakkında çok teşekkür ediyorum. Ben gönüllü bir itfaiyeci olarak, daha doğrusu itfaiye eri olmak için buradayım. Detaylı bir bilgi almak için, daha net öğrenebilmek için buradayım.